Herkese merhaba. Eğitimden hoş geldiniz. Canva atölye uygulamaları videolarına devam ediyoruz. Bu videoda Canva ve bir yapay zeka programı kullanarak toplu sınav, toplu sorular nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Umarım çalışmalarınızda faydası olur. Sevgili öğretmenlerim, Canva'nın yanı sıra bir yapay zeka programı kullanarak toplu sınav, toplu test etkinliği veyahut da öğrencilerimizin bilgilerini gözden geçirebileceği bir beyaz tahta uygulamasını yapmak mümkün. Bunun için tabii ki öncelikle çalışmamızı hazırlayacağız. Canva'da bir tasarım yapacağız. Biz bir beyaz tahta uygulaması yapacağız. Tabii ki siz burada bir videonun yerine bir çalışma sayfası kullanarak da bu çalışmayı çalışma sayfası uygulaması olarak tasarlayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle ne yapacağız? Video şablonlarına ulaşacağız. Burayı tıklattım. Ve daha sonra tasarım şablonları içerisinde, video tasarım şablonları içerisinde bir tane şablon seçebilirim. Veyahut da boş bir video şablonu içerisinde kendi özgün tasarımımı yapabilirim. Ben zamandan kazanmak için daha önceden belirlediğim bir video şablonunu buraya taşıyorum. Buraya taşıdıktan sonra şuradaki biraz daha sade bir tasarım olsun diye buradaki top şeylerini kaldırdım. Zaten benim konum bununla ilgili olmayacak. Bu işlemi yaptıktan sonra burada seçenekler var. Ancak ben sadece cevaplarını değil, aynı zamanda harflerini de kullanmak istiyorum. Bunun için bileşenlere geldim. Ve oradan şuradaki şekillerdeki yuvarlığı kullanarak, daireyi kullanarak şeye taşıdım, sahneye taşıdım. Boyutlandırıyorum şu şekilde. Köşelerdeki yuvarlaklar veyahut da kenarların orta noktalarındaki o çizgileri kullanarak amacıma uygun boyutlandırma yapıyorum. Farklı bir renk seçeceğim. Ondan sonra da buraya seçenek isimlerini yazacağım. Şöyle seçtim. İşte buraya A yazdım şu şekilde. İsterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde diğerlerini de ne yapacağım? Ayarlayacağım. Bu şekilde tasarımımı yaptım. Bir de doğru cevabın yer alacağı bir başka slide hazırlayacağım. Hemen şuradan bunu çoğaltıyorum. Yine benzer bir şekilde çalışma yürüterek burada doğru cevabın yer alacağı bir tasarım yapacağım. Evet, bu şekilde oldukça sade bir tasarım gerçekleştirdim. Bu işlemi yaptıktan sonra yapay zeka programı kullanarak soruları üreteceğim. İlk öğretmenlerim internet üzerinde aynı işlevi gören birçok yapay zeka programı var. Ben Google'a ait olan Gemini'yi kullanarak soru üretme işlemini gerçekleştireceğim. Sevgili öğretmenlerim, Gemini'yi çalıştırabilmek için web tarayıcımıza gelip adres çubuğu kısmına gemini.google.com yazıyoruz. Şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz sevgili öğretmenlerim. Buraya girdikten sonra ne istiyorsanız onu belirtmeniz gerekiyor. Yani Gemini'nin neyi yapmasını istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekiyor. Ki yapay zeka programlarının temel amacı da zaten o. Şurada bakın belirtiyor. Buraya bir istem girin kısmına. Ve ben buraya geliyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum bir metni oraya yapıştıracağım. İşte ben hayat bilgisi, 3. sınıf hayat bilgisi dersi için çoktan seçmeli 10 tane test sorusu oluşturmasını istiyorum Gemini'den. Ve bunları bir elektronik tabloya atmasını ve doğru cevabı da en son sütuna yerleştirmesini
istiyorum. Zaten burada Word dokümanında da yazdım bunu. Hemen bunu kopyalıyorum. Daha sonra tekrar Gmail ekranına dönüyorum. Ve buraya bir istem girin kısmına gelip buraya bunu yapıştırıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Gmail'in işlemini yerine getirebilmesi için şurada bakın bir üçgen işareti görüyorsunuz sağa doğru ifade eden. Bu gönder düğmesi. Gönder düğmesine basıyorum ve işlemin kapsamına bağlı olarak bana ne yapıyor? Efendim 3. sınıf hayat bilgisi dersi için 4 seçenekli 10 tane test sorusu hazırlıyor. Ve bunu hazırladıktan sonra artık ne yapacak? Şurada bakın bir tabloya dönüştürdü. Çünkü ben ona hepsini bir tabloya aktar dedim. Tabloya aktardı. Sonra doğru cevabı en son sütuna yerleştir dedim. En son sütuna doğru cevabı yerleştirdi. Tabii ki burada hayat bilgisi kazanımlarına yönelik neler var? Sorular var. Ve tabii ki bunları çalışmalarınızda kontrol etmeniz gerekiyor. Veyahut da Gemini'ye vereceğiniz mesajı ona göre hazırlamanız gerekiyor. Bakın aşağıya doğru indiğinizde sağ alt köşede e-tablolara aktar diye bir düğme göreceksiniz. Bu durumdayken ne yapacak? Gemini buradaki hazırladığı soruları alacak ve Google dokümanlarından e-tablo içerisine bunu aktaracak. Yapıyoruz. Bakın burada e-tablo oluşturuluyor diye yazıyor. Bakın işlemi tamamladı. Sol alt köşede e-tabloları aç diyor. E-tabloları açıyorum. Gördünüz mü? Bakın bu kez Gemini'nin hazırladığı sorular Google dokümanlar içerisindeki e-tablolarda bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu işlemleri kopyalayıp Canva üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle Gemini'nin ürettiği ilk soruyu Canva'da az önce oluşturduğumuz tasarıma kopyalayıp yapıştırarak giriyoruz. Alt tab tuşlarına basarak Google dokümanıma ulaşıyorum. Şurada bakın. Ulaştım. İlk olarak bana aşağıdakilerden hangisi canlı değildir sorusunu verdi. Geldim. Ve kopyaladım. Sonra Canva'ya geri geldim. Alt tab tuşlarını kullanarak soru metnimi giriyorum buraya hemen. Yani yapıştırıyorum. Daha sonra seçenekleri aynı şekilde gireceğim. A seçeneği A'ymış. Kopyaladım. Yapıştırdım. Diğerlerinize benzer şekilde yapacağım. Birinci sorunun bütün seçeneklerini ve doğru cevabı bu şekilde hazırlayacağım. Evet, bakın. Gemini'nin hazırladığı ilk soruyu seçenekleriyle beraber girdim. Takip eden sahnede de doğru cevap olan B'yi girmiş oldum. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra animasyon işlemlerini, metin geçiş efektlerini hazırlamak isteyebilirsiniz. Geldim. Bu şekilde bütün slide bileşenlerini seçtikten sonra bakın şurada animasyon var. Uygun gördüğünüz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Aynı işlemi diğer slide için de yapacağım. Aynı şekilde seçtim. Animasyon kısmından geldim. Uygun gördüğünüz bir tanesini belirlemiş oldum. Tasarımın animasyonlarını oluşturduktan sonra şimdi Canva'da hazırladığımız tasarımla Gemini'nin oluşturduğu yapay zeka ile oluşturduğu soruları ilişkilendireceğiz, bağını sağlayacağız. Bunun için Canva ekosistemi içerisinde yer alan Toplu Oluştur diye bir uygulama var. Bunun İngilizce versiyonlarında Bulk diye geçiyor arkadaşlar. Şurada bakın Toplu Oluştur var. Şuraya da yazabilirsiniz bunu. Bunu seçiyorum. Veri ekleme diye burada bir takım
Zaten hangi verileri kabul edeceğine ilişkin bir açıklama var. Altta bakın veriyi manuel olarak gir diye bir düğme var. Burayı tıklatıyorum. Burayı tıklattıktan sonra burada eğer veriler varsa onları şurada bakın tabloyu temizle diye en altta bir düğme var. Ben daha önceki çalışmamda sildiğim için boş çıktı. Burada örnek veriler görülebiliyor. Buradan tabloyu temizle diyerek o örnek verileri silebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Google dokümanım içerisinde yer alan hayat bilgisi sorularını Canva'daki bu tabloya yapıştıracağım. Geldim. Efendim. Şurada bakın. Bir şekilde seçtim. Seçmeyi biliyorsunuz zaten bir kez daha şöyle göstermiş olayım. Sonra farenin sağ tuşuna bastım. Kopyala dedim. Sonra tekrar Canva ekranına geri dönüyorum. Bakın geldim ve buraya abcamını yapıştıracağım. Bakın şu şekilde verilerimi girmiş oldum. İşlemi tamamladıktan sonra bitti düğmesine basacağım. Şimdi buradakiyle bakın bağı sağlamış olduk. Durum metnini seçiyorum. Şu şekilde. Farenin sağ tuşuna basıyorum. Bakın şurada veri bağla yazıyor. Burayı tıklattığım zaman sorunun kendisi değil. Tablo içerisindeki sütunun adı karşıma çıkıyor. Aynı işlemleri seçenekler içinde yapacağım. Geldim. Farenin sağ tuşuna bastım. Veri bağla diyor. Ve buradan A seçeneğini seçiyorum. B seçeneği için aynı şeyleri yapacağım. Farenin sağ tuşuna bastım. Veri bağla dedim. Beliren ekrandan B'yi buluyorum. C seçeneğini seçiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Aynı şekilde veri bağla diyorum. D'yi yaptım. Evet, birinci slaytı tamamladım. Takip eden şeyde de doğru seçeneği belirleyeceğim. Geldim. B seçeneğinin üzerine bir kez tıklattıktan sonra yine veri bağla. Farenin sağ tuşuna bastım. Veri bağlayı seçtim. Ve oradan en son sütundaki doğru cevap sütununda yer alan ilk satırdaki ifadeleri girmiş oldum. İşlemi tamamladıktan sonra geri kalan sorular için Canva slide üretecek. Hemen devam et düğmesini tıklatıyorum şurada. Ve hemen belirlediğim soru sayısı kadar işlemi oluşturdu. 10 tasarım oluştur diye düğme var aynı yerde. Burayı tıklattığım zaman artık Canva bana soru sayısı kadar ne yapıyor? Slide oluşturmuş oluyor bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şuradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Şu şekilde. Bakın ilk soru. Doğru cevap. Geri kalanın tamamını ne yaptık? Canva yapay zekayı kullanarak üretmiş oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.